koskoca yüzyıllar sadece birkaç saatmiş gibi günümüze kadar ulaştı. Eğer dikkatlice bakarsanız tarihten 2010 yılına ulaşmış güneşli sayfalara daha pek çokları çıkar karşınıza. Belki Anadolu'nun bir köyündeki bir ayini cemde, belki de bir sohbet toplantısında. Hü, demine devralana. Evliyadan gelen kelam, okunan Kur'an değil, gerçek velinin sözleri, Sure-i Rahman değil. Ey kaygısız, halin ne ola? Sen de gidersin bu yola. Hak kerem etse bir kula, hak günden ayan değil. Evliyadan gelen kelam, okunan Kur'an değil mi? Gerçek velinin sözleri, Sure-i Rahman değil mi? Sure-i Rahman değil mi? Çün seni hak yarattı, kendiye mirat etti. Tecelli zat ettiği sureti insan değil mi? Sureti insan değil mi? Hak haberin dinleyene, candan kabul eyleyene, hakkı bilip anlayana, sözümüz Burhan değil mi? Sözümüz Burhan değil mi? Gerçek elini tutmayan, ona gönül berkitmeyen, hakkı batıldan seçmeyen, cahilin adam değil mi? Cahilin adam değil mi? Ey kaygısız halin ola, gitmez isen doğru yola, hak kerem kılsa bir kula, hakikat ayan değil mi? Hakikat ayan değil mi? Hak kerem kılsa bir kula, hakikat ayan değil mi? Bilen vakitleriniz hayırola, ayırlar fetola, şerler defola. Mümkün münafıklar berbat ola, müminler şat ola, meydanlar abat ola, sırlar mesur ola. Bazıları hayata yoksullukla başlar. Sonra türlü türlü zorluklar, mücadeleler derken zenginliğe ulaşırlar. Bazıları ise zenginlik içinde doğarlar. Savaşlar yaşarlar, afetler görürler ya da hastalıklar geçirirler ve kendilerini bir anda yoksulluk içinde bulurlar. Tarih böyle hikayelerle doludur. Fakat bir de gözünü kırpmadan her şeyi bırakanlar vardır. Tacı, tahtı, dünya saltanatını. Bu gerçek hikayeleri bizzat yaşayıp yaratan insanlar da enderdir.
Tıpkı Alaiye Sancağı Bey'inin oğlu Kaygısız Abdal gibi. Ya da doğduğunda kendisine verilen ismiyle söylersek Gaybi gibi. Kesin olmasa da Gaybi'nin 1340'lı yıllarda doğduğu tahmin edilir. Dünyaya gözlerini açtığı Alaiye, yani bugünkü adıyla Alanya, Orta Çağ'da Anadolu'nın Akdeniz kıyılarındaki önemli liman kentlerinden biridir. Ve Karamanoğullarına bağlı olarak kurulan bir beyliktir. Gaybi sarayda doğar ve oldukça iyi bir eğitimden geçer. Çocukluğunda zamanının bütün ilimlerini tahsil eder. Bunun yanı sıra silahşörlük, pehlivanlık, avcılık gibi maharetleri de mükemmel şekilde öğrenir. Ve tam bir beyoğlu olarak yetişir. Gaybi 18 yaşına geldiğinde, günlerden bir gün her zamanki olağanlığıyla saray görevlileriyle birlikte bir av seferine çıkar. O henüz farkında değildir ama bu av seferi onu tümden değiştirecek ve adını yüzyıllara taşıyacaktır. Gaybi dağlarda av peşinde koşarken zamanı ve mekanı unutur. Ansızın bir tepe üzerinde kendilerine bakan ceylanı görür. Hemen tirkeşinden bir ok çıkarıp kirişe koyar, nişan alır ve oku atar. Kirişten çıkan ok ceylanın sol koltuğunun altına saplanır. Fakat ceylan yere yıkılmaz. Sıçrayıp kaçar. Gaybi de ardına düşer. Yaralı ceylandan durmadan kan akar. Sıkı bir takip başlar. Dağlar, vadiler geçerler. Nihayet bir sahraya inerler. Yaralı ceylan can havliyle büyük bir dergahın kapısından içeri girer, Gaybi de hemen arkasından. Burası Antalya'nın Elmalı kazası yakınlarındaki Alevi Bektaşi dergahı olan Abdal Musa Sultan dergahından başka bir yer değildir. Dervişler Gaybi'nin yaralı ceylanı almak için geldiğini Abdal Musa'ya bildirip kendisini onun yanına getirirler. Abdal Musa, attığın oku görsen tanır mısın diye sorar. Gaybi de, bilirim sultanım, çünkü okta Alaiye Sancağı Bey'inin nişanı vardır der. Abdal Musa, bak şimdi gör okunu diyerek kolunu yukarı kaldırır. Koltuk altına saplanmış oku gösterir. İşte bu mucizevi olaylarla dolu efsane, Gaybi'nin yaşamında çok önemli bir dönüm noktası olur. Gaybi pişman olup utanır. Bir süre korku ve heyecandan kendine gelemez. Kendine gelince de hemen sultanın elini öpüp ondan özür diler. Beylerimiz çıktı alvan üstüne, onlar gelir şahım Abdal Musa'ya. Urum abdalları postun eynine, bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya. Benim efendim, bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya, benim efendim, canım efendim. Bu
Urum abdalları gelir dost eyi, gidiklerine medile post eyi. Hastalar da gelir şifa isteyi, sağlar gelir şahım abdal Musa'ya benim efendim. Sağlar gelir şahım abdal Musa'ya benim efendim, canım efendim. Kerem'den mükür bilmez eli yanım sırrımdan. Kul kaygısız ayrı düşmüş pirinden, ağlar gelir şahım abdal Musa'ya can efendim. Ağlar gelir şahım abdal Musa'ya benim efendim, canım efendim. Gönüller mesur ola, haledan fukaralar mamur ola, her ak Muhammed Ali yardımcımız, gözçü bekçimiz ola. 12 imam 14 masum uyum dikenler bes efendimiz Katar'ından didarından ayırmaya. Adem dedikleri el ayakla baş değil, Adem manaya derler, suret ile kaş değil. Gaybi yaşadığı bu olayın etkisinde kalır. Artık ne babasından kalacak tahtı ne de dünya malını gözü görür. Tek dileği Hacı Bektaşi Veli'nin dervişi olan Bektaşi Piri Abdal Musa Sultan'ın yanında kalıp yola girmektir. Aşk ateşi bir kere düşmüştür Gaybi'nin içine. Durmak, beklemek ona göre değildir. Sanki bulutlar ona doğru gitmektedir. Kuşlar ona doğru uçmaktadır. Rüzgarlar ona doğru esmektedir. Gaybi'nin içinde kopan fırtınalar da Gaybi'yi karşı konulmaz bir güçle ona doğru yöneltmektedir. Artık ne tacı, ne tahtı, ne beyliği düşünür. Akdeniz yakası, Aydın illeri, kuşlar gider bizim Dede Sultan'a. Cemalin görünce yürüdü dağlar, taşlar gider bizim Dede Sultan'a. Sözleri onun bu duygularını ifade için yeterlidir. Akdeniz yakası, Aydın elleri, kuşlar gider bizim Abdal Musa'ya. Cemalın görünce yürüdü dağlar, taşlar gider bizim Abdal Musa'ya. Cemalın görünce yürüdü dağlar, taşlar gider bizim Abdal Musa'ya. Katar'dan ayrılan turna mozular, her andıkça yaralarım sızlar. İrili ufaklı emlik kuzular, koçlar gider bizim Abdal Musa'ya. İrili ufaklı emlik kuzular,
kuzular, koçlar gider bizi Abdal Musa'ya. Kaygısızdan almış cehdini, bilin mi İbrahim etem vaktini. Padişahlar tacı ile tahtını, boşlar gider bizi Abdal Musa'ya. Padişahlar tacı ile tahtını, boşlar gider bizi Abdal Musa'ya. Seyyid Ali Abdal Emir Seyyid'e, üçü bir kardeştir Ehli Beyt'e. Cümlemizi defterinde kayıda, başlar gider bizi Abdal Musa'ya. Cümlemizi defterinde kayıda, başlar gider bizi Abdal Musa'ya. Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Hüseyin aşkına didemin seli, çağlar gider bizi Abdal Musa'ya. Hüseyin aşkına didemin seli, çağlar gider bizi Abdal Musa'ya. Pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli, Balım Sultan efendilerimiz mühim ve destekçilerimiz ola. Artık kalbi geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. O bu yolun aşığıdır artık. Kılıç sallar Yezidlerin kastına, Ali Zülfikar'ın almış destine, tümen tümen genç Ali'nin üstüne, erler gelir Şahım Abdal Musa'ya. Benim bir isteğim vardır Kerim'den, Yezid bilmez erenlerin sırrından. Kaygısızım, cüda düştüm pirimden. Erler gelir Şahım Abdal Musa'ya. Kalbi Bektaşi ritüellerine göre tıraş edilir, taç ve hırka giydirilip beline kemer bağlanır ve bir posta oturtulur. Bana derler ki şeyatin senin yolunu azdırır. Ben şu zerrak sufilerden gayri bir şeytan bilmezem. O Şah-ı Hüsn'ün ışkına özümü viran kılmışam. Kaygısız Abdal'dur adım, cübbe ve kaftan bilmezem.
çok kuvvetli bir divanı vardır ve bu divanın içinde şathiye dedikleri şiirleri vardır. Bu şathiyeler günümüz insanında eğer o kişinin ruh hali yeteri kadar bilinmezse yanlış anlaşılmaya son derece müsaittir. Bu şathiye sadece kaygısız aptal için geçerli değil, aynı zamanda diğer ulu ozanlar için, büyük ozanlar için tarihe ismi damgasını vurmuş olan ozanlar için, aşıklar için, gönül insanlar için de geçerlidir. Mesela bir tanesinde yücelerden yüce gördüm, erbapsın sen koca tanrım, alem okur kelam ile sen okursun hece tanrım derken ilk bakışta sanki yaratana bir saygısızlık, ona karşı bir hakaret varmış gibi bir izlenim uyandırmakta. Yani orada bütün toplum kelamla, sözle konuşurken sen heceyle konuşuyorsun gibi adeta küçümser gibi bir ifade izlenimi uyandırır karşı tarafta. Ama esasında kaygısız aptal burada bunu söylemek istemez. Çünkü Cenab-ı Allah kainatı kün emriyle yaratmıştır. Kün emri de bir tek heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın uzun uzadıya uğraşmasına gerek yoktur. Kainatın ol demesi için de, dağılması için de bir kün emri yeterlidir. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların ve garip erenlerin, kutbulak efendilerimiz, hayır immetleri, alleri, safa nazarımızdan, Allah üzerimizden ayırma ya. Gaybi, menakıp nameye göre 40 yıl Abdal Musa dergahında Alevi Bektaşi yoluna hizmet eder. Onda artık beylikten ve dünya hayatının gösterişinden eser kalmamıştır. Bu hali gören Abdal Musa, onun yüzüne bakıp, "Gaybi, kaygudan kurtuldun, kaygusuz oldun." deyince, o günden sonra artık kaygusuz Abdal olarak anılır. Artık o, bu yolun dervişi olmuştur ve onu bekleyen hizmetler vardır. Pirine niyaz eder ve izin ister. Abdal Musa, kaygısızın yetkin duruma geldiğini gösteren bir icazetname verir. Ve artık yeni mekanlarda insanları aydınlatmak için yola çıkma zamanı gelmiştir. Kaygısız, 40 kişiyle beraber 1397-98 yıllarında Mısır'a gitmek için yola koyulur. Bu uzun ve zorlu bir yolculuktur. Bu sırada Mısır padişahı
bir ziyafet tertip etmektedir. Fakat bu ziyafette padişahın bir şartı vardır. Yaklaşık 1 metre boyunda kaşıklarla yemek yenilecek ve kaşığın en uç tarafından tutulacaktır. Bunun üzerine ülkenin 4 bir yanına haberler salınır. Önde gelen alimlerin yanı sıra kaygısız abdal ve 40 yoldaşı da davetliler arasındadır. Sofralar kurulur. Uzun saplı kaşıklarla yemeleri için öncelikle alimlerin yemeye başlaması istenir. Ancak alimler çok çaba göstermelerine rağmen kaşıkları ağızlarına götüremezler. Yemekleri üstlerine başlarına dökerler ve sofradan aç kalkarlar. Sıra kaygısız ve yoldaşlarındadır. Dervişler karşılıklı olarak sofraya oturur ve kaşıklarını ellerine alıp karşılarındakine uzatarak yemeklerini afiyetle yerler ve sofradan tok olarak kalkarlar. Böylelikle karşısındaki insanın haklarına öncelik verenlerin dünya sofrasında aç kalmayacağı mesajını vermiş olurlar padişaha. Bu tanrı velileri, yani bu aşk ehilleri, gönül ehilleri insanlar aşkın ve tevhidin zirve noktalarına ulaştıkları için artık Allah ile adeta şakalaşır gibi, adeta onlara naz mertebesinden nazlanır gibi konuştukları için biz günümüzün insanı bunları yanlış anlayabilir veya yanlış anlaşılmaya müsaittir. Kaygısız Abdal da bu şiirleriyle, bu dörtlükleriyle, şatkiyeleriyle aşk mertebesinden cezbe halindeyken söylediği sözlerdir. O nedenle Kaygısız Abdal'ı veya diğer ozanları değerlendirirken bütün açısından değerlendirmek gerekir. Yani diğer şiirlerinde neler söylüyor, hangi mesajları veriyor, hangi Cenab-ı Hakk'a, Hazreti Peygamber'e, 12 imamlara, Ehl-i Beyt'e hangi saygı silsilesi içinde devam ediyor, onlara bakmadan bir tek cümleyi bir yerden alırsanız o zaman yanlışlık olur. Adem'i balçıktan yoğurdun yaptın. Yapıp da neylersin bundan sana ne? Halk ettin insanı, saldın cihanayı, salıp da neylersin? Salıp da neylersin bundan sana ne? Bundan sana ne? Bakal mısın? Bakal mısın teraziyi neylersin? İşin gücün yoktur, gönül eylersin. Kulun günahını tartıp neylersin? Geçirer suçundan, geçirer suçundan bundan sana ne? Bundan sana ne? Hatran kazanını döküver gitsin, mümin olan kullar didara yetsin.
emreyle, emreyle yılana tamuğu yutsun, söndür şu ataşı. Söndür şu ataşı, bundan sana ne? Bundan sana ne? Sefil düştüm bu alemden, açarım kıldan kopu, yaratmışsın geçeni. Sol köprüden geçemezsem uçarım, geçiver kullarım, bundan sana neyim? Geçir kullarımı, geçir kullarımı, bundan sana neyim? Kaygısız aptalım, ben cennet yarattım. Kaygısız aptal der cennet yarattın, cehenneme nice kulların attı, kulların attı. Nicesini ateşi, nicesin ateşi aşk ile yaktın, yakıp da neylersin, yakıp da neylersin, bundan sana ne? Yakıp da neylersin, bundan sana ne? Allah her eller mümkün münafık şerinden, salis mekrinden emin ve kevzik himayet eyle. İki cihan daha korktuğumuzdan emin, umduğumuzdan nail eyle. Dertlilerimize derman, gönüllerimize himan, hastalarımıza şefa, başlarımıza edalar insan eyle. Kaygısız aptal, Kahire'de Kasrül Ayn adlı bir tekke kurarak Bektaşiliğin burada yayılması için çalışır. Bu dergahta yetişen insanlar da yüzyıllar boyunca başka yerlerde bu inancın yayılmasına vesile olur. Bize ayar olana hak yar olsun. Göreyim dünyada berhudar olsun. Bizim önümüzce kuyu kazana ana yardımcı perverdigar olsun. Kaygısız aptal bu sözleriyle kendisine kötülük edenlere bile iyilik etmekten çekinmediğini, onları affetmenin daha doğru olduğuna inandığını anlatır. Kaygısız aptalın ölüm tarihiyle ilgili herhangi bir belge yoktur. Ama yapılan araştırmalar sonucunda 1440 yılları civarında öldüğü anlaşılmıştır. Onun kurduğu dergah, yüzyıllarca Bektaşi inanç kimliğini taşıyan insanlar yetiştirmiş, ancak 1957 yılında Mısır hükümetinin aldığı bir kararla kapatılmıştır. Yu Münkere Lanet Yezide Rahmet Mümine Nuri Nebi Kerem İmam Ali Gülbenki ile Muhammed Tünker Hacı Bektar Veli Demine Keremine Hü Delimiz Gerçeke Hü Mümine Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali Hü. Handan içeri
zembur gibi kandan, kana konarken bir kana uğradım kandan içeri. Bir kana uğradım kandan içeri. At oynatma zahir, bu meydan değil, bu meydan derisen, bu erkan değil, Süleyman derisen, Süleyman değil, Süleyman var Süleyman'dan içeri. Süleyman var Süleyman'dan içeri. Aşk bedestanında mercan almışam, İrfan meclisinden erkan almışam, bu canı verip de bir can almışam, saklarım bu canı candan içeri. Saklarım bu canı candan içeri. Kaygısıza meydür bu nutkum hakla, bir mürşide el ver kalbini pakla. Mürşidin verdiği tut kavisakla, İlikten kemikten kandan içeri. İlikten kemikten kandan içeri. Adem oldum geldim Adem içine, bir hana uğradım handan içeri.